O zabıtaların hepsi Edirne çocukları. Edirne dağbaşı değil. Edirne'de hiç kimse bağırarak, çağırarak, Edirne'nin çocuklarına hakaret ederek, belediyenin görevli memurlarına hakaret ederek bir sonuç alamaz. Buna da kimse pabuç bırakmaz. Siz Edirnelilere bu şekilde Allah belanızı versin diye hakaret ederek nasıl milletvekili olacaksınız, nasıl milletvekili yapacaksınız bilmiyorum. MHP Edirne Milletvekili adayı Gürsel Şimşek'in geçtiğimiz günlerde Saraçhane Caddesi'nde kurduğu stand, Yüksek Seçim Kurulu kararına aykırı olduğu gerekçesiyle belediye zabıta ekiplerince kaldırılmıştı. Bu sırada MHP Milletvekili adayı Şimşek, belediye zabıta görevlerine sert tepkide bulunmuştu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bugün düzenlediği basın toplantısında MHP'li Şimşek'in zabıta ekiplerine yönelik hakaret içerikli sözlerini basın mensuplarına izlettirdi. Siz Edirnelilere bu şekilde Allah belanızı versin diye hakaret ederek nasıl milletvekili olacaksınız, nasıl milletvekili yapacaksınız bilmiyorum. Şimşek'in görevini yapan belediye memurlarına hakaret etmesini sert sözlerle eleştiren Gürkan, "Biz gücümüzü kaba kuvvetten değil, hukuktan, kanundan, yasaların vermiş olduğu yetkiden alırız. Gürsel Şimşek insanları tehdit ederek bir yere varamaz," dedi. Eğer hukuka inanıyorsak, hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, Türkiye'de hakim teminatına inanıyorsak, hakimin ve mahkemelerin bağımsızlığına inanıyorsak yöntemimiz bu olmalı. Edirne dağbaşı değil. Edirne'de hiç kimse bağırarak, çağırarak, Edirne'nin çocuklarına hakaret ederek, belediyenin görevli memurlarına hakaret ederek bir sonuç alamaz. Buna da kimse pabuç bırakmaz. Eğer mesele anlatacağım şimdi, mesele kavga etmekse, belediyenin başkanı da, belediyenin zabıtaları da kavga etmesini pekala bilirler. Ama biz kavganın fikrin ve bilginin tükendiği yerde olduğunu bilenlerdeniz. Kaba kuvvetin bilginizin olmadığı yerde, hukuki gücünüzün olmadığı yerde, aklınızın yetmediği yerde olduğunu bilenlerdeniz. O yüzden biz gücümüzü kaba kuvvetten değil, akılsızlıktan değil, bilgisizlikten değil, hukuktan alırız, kanunlardan alırız, yasaların bize verdiği yetkilerden alırız, bilgimizden, irfanımızdan alırız. Göstermiş olduğu tepkiyi gerçekten ifade etmekte zorlanıyorum. Kendi edebime sığdıramıyorum. Sayın Şimşek 7 Nisan akşamı televizyona çıkıyor, Edirne televizyonuna. Orada işte adaylığı ilan edilmiş. Dediğim gibi başarılar da diledik. Orada konuyu Edirne'nin 4 milletvekilinden 3'e düşmesine getiriyor. Ki 2011'de de 3 milletvekiliydi Edirne'nin. Ondan sonra bizim Edirne Belediyesi olarak öğrencilerin ikametlerini Edirne'ye taşımakla ilgili yaptığımız kampanyaya getiriyor konuyu. Akabinde bu kampanyada çok geç kaldığımızı, bunu çok daha önceden yapmamız gerektiğini, bunu önceden yaparak Edirne'nin 4 milletvekili çıkarmasını sağlamamız gerektiğini, bunun şu anda yapılmasının hiçbir anlam ifade etmediğini ve bunun Edirne Belediyesi'nin, Edirne Belediye Başkanlığı'nın yaptığı bu kampanyanın Edirnelileri ahmak yerine koymak olduğunu söylüyorum. Sayın Şimşek, ben Edirneliyim. Edirne'de doğdum, Edirne'de büyüdüm. Edirne'de siyaset yapıyorum. Halkım bana milletvekilliği verdi, belediye başkanlığı verdi. Kuşkusuz hiç kimsenin tereddüt etmeyeceği bir şekilde Edirne'yi de Edirnelileri de hemen hemen herkesten fazla, hele hele sizden çok daha fazla, çok daha iyi tanırım. Eğer ben Edirnelileri ahmak yerine koymak gibi bir düşünce içerisinde olsaydım, bu Edirne halkı 2011'de ön seçimde beni birinci sıradan milletvekili adayı yapmazdı. Edirneliler %52'ye yakın bir oy vermezdi. 2014'te de bu kadar sert bir linç kampanyasına rağmen beni belediye başkanı seçmezdi. Benim sizin her aradığınızda size cevap vermenin dışında
yönetmem gereken bir şehir, hizmet götürmem gereken Edirneliler var. Sayın Gürsel Şimşek. Basının huzurunda, bakın arıyorum açmıyor, bakın çalıyor açmıyor. Böyle bir mecburiyetim yok benim. Kaldı ki o gün bir saat öncesinde sizinle iki kez telefonda görüşmüşüm. Birinde aradığınızda açmışım, birinde de 5 dakika sonra toplantıyı yarıda bırakarak dışarı çıkıp sizi aramışım. Ondan sonra siz beni tekrar arıyorsunuz, Bence ya kimi aradığınızın farkında değilsiniz ya da yaptığınız şova beni alet etmeye çalışıyorsunuz. Buradan size bu ekmek çıkmaz Sayın Gürsel Şimşek. Milletvekili adaylarının 236 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararı belli. Milletvekili adaylarının hiçbir yerden izin almaksızın araç trafiğini ve yaya trafiğini aksatmaması kaydıyla her yerde kurulabilir diyor. Biz de aynısını söylüyoruz zaten. Sayın Gürsel Şimşek'e buradan şunu söylemek istiyorum. Sayın Gürsel Şimşek, siz bir partinin milletvekili adayısınız. Bu halktan kendisini temsil etmek üzere oy istiyorsunuz, isteyeceksiniz. Kimden isteyeceksiniz? Edirnelilerden. Bu hakaret ettiğiniz, bela okuduğunuz o zabıtaların hepsi Edirne çocukları. Kiminin annesi var, kiminin babası var, eşi var, çoluk çocuğu var, sülalesi var, arkadaşları var bu Edirnelilerin. Siz Edirnelilere bu şekilde Allah belanızı versin diye hakaret ederek nasıl milletvekili olacaksınız, nasıl milletvekili yapacaksınız bilmiyorum. Sayın